Hang a line, gentlemen. Good evening and welcome to the TUI Arena here in Hanover, Germany. The feature bout this evening is brought to you by Ransat Ace Boxing and Saarland Event. This fight is sanctioned by the WBO. The president, Francisco Paco Vacasel. Introducing to you your three judges at ringside, all from the USA, Rosa Lesend, Clark Sammartino, and Paul Jerome Jabkuka. And our referee at the bell from the USA is Benjamin Estevez. Great fans, here we go with the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBO. Bu maça çıkarım ama tarafsız hakemlerle çıkarım dedi. Çünkü Felix Sturm maçında Almanya'da yaptığı o maçta haklı yanlıştı. Bir daha Almanya'ya ancak hatta Amerikalı hakemler olursa gelirim demişti. Tarafsız hakemler olursa gelirim demişti. Ve hayatında ikinci Almanya serüveni. For rock and roll! Introducing to you first, fighting out the red corner. Wearing the red, black, white trunks, he weighed in at 75.4 kilos. Martin he has a record of 32 wins, 2 defeats, 1 draw, 15 wins by way of a knockout. Please welcome, from England, the fighting pride of St. Helens, Martin Murray! And his opponent across the ring, fighting out the blue corner. Wearing a bright trunks trimmed in blue. He weighed in at 76.2 kilos. Has a fight record, 43 wins, just 4 defeats. 29 wins by way of knockout. Please welcome three-time champion of the world. From Berlin, Germany, King Arthur Abraham! Fırtına birazdan kopacak. Martin Murray için şunu söyleyebiliriz. 23-0'lık bir seri yakalamıştı. Felix Sturm'u da aslında kazandı. Bana göre de kazanmıştı. Okay, ama hakemler beraberlik verince o seri bozuldu. Aslında onu kazanmış olsa 26-0'lık bir seri yakalamıştı. Most importantly, I expect you to protect yourself at all times. Touch him up. Good luck. May the best man win. Hakem hazır. Boksörler hazır. Seyirciler aynı şekilde. Maç başlıyor sevgili izleyiciler. Abraham'ın yüzündeki ifadeye bakılırsa maça ne kadar konsantre olduğunu görebiliyoruz. Stiglitz maçına böyle çıkmamıştı. Zil çaldı. WBO'da süper orta siklet dünya şampiyonluk maçı başladı. 12 round sürsün. Süper sürsün. Harika bir performans bekliyoruz. Her iki boksörden de. Doya doya izleyelim şöyle. Aynı anda atılan sol direkler. Mideye doğru uzandı Martin Murray. Paul Smith, İngiliz boksör. Abraham'a iki maç üst üste yenilen boksör. Şunu söyledi. Martin Murray, Abraham karşısında favori dedi. Ama şampiyonun her zaman ayrı bir havası vardır. Maça çıktığında o ağırlığını her zaman ortaya koyar şampiyon boksörler. Bakalım Arthur Abraham bunu başarabilecek mi? İkisi de düz gard, sağ gardla başladılar karşılaşmaya. Zaten stilleri böyle. Midesine doğru uzanıyor. Oyun kurma çabasında İngiliz boksör. Abraham ilk roundda kapalı gardıyla gidiyor. Son kroşe denedi. Yakalayamadı Martin Murray'i. Sağlı sollu kroşelerden de gardını düşürerek
kurtulmayı başardı. Tribünlerde Arthur sesleri. 2006'da Almanya vatandaşı oldu. Almanya'da çifte vatandaşlık olayı kalkmıştı biliyorsunuz. Ermeni vatandaşlığı bu sebeple düştü. Ermeni asıllı Alman boksör diyebiliriz Arthur Abraham için. Sol direklerle yine rakibini boşluğa çıkartma çabasında Martin Lurie. Yine sol direkler dönüyor. İlk round'da artık son dakika içindeyiz. Üçer dakikadan 12 round. Round araları birer dakika. Profesyonel boksta sistem böyle. Tabii 4 round, 6 round, 8 round, 10 roundluk maçlar var. 4 round'un altında maç yok. Hep çift ve haneli roundlar yapabilirsiniz. Yine sol direk video oynamaya çalıştı ama ve bu arada çok iyi bir sağ direk geldi Arthur Abraham'dan. Bir de sol direk. Martin Murray son 3 maçını knockout'ta kazanmayı başardı. Orta sıkletteydi. Başaramadı dünya şampiyonluğunu. Bir üst sıklet süper orta siklete geçtikten sonra coştu. 3 maç yaptı. Onları knockout'ta kazandı. İlk round'u tamamladık. 3 dakika bitti. Puri Arena'da heyecan ikinci round'a taşınacak birazdan. İşte ilk round'dan pozisyonlar. Böyle isabet etmişti. Atmen Arthur. Komm her Major. Abraham'ın aldığı direkt yumruk burada çok normal, net bir şekilde ortada. Ado, du bist in mir, ja? Yardımcılar dışarı dedi anonsör. Ama bir türlü gelemiyorlar. Çok enteresan şeyler oluyor. Neyse ki fazla gecikmediler. İkinci round böylelikle başlamış oldu. Sol direk yine. Bakın bu sağ direğe dönüştü şimdi. %23 isabet oranı var Arthur Abraham'ın şu ana kadar. Martin Lurie'nin %20. Abraham kapalı gidiyor rakibin üzerine ama o rakibinin hemen üzerine gidip attığı kroşeler var ya, işte onlardan henüz gelmedi Arthur Abraham'da. Sol kroşe denemesi var. Sol direk geldi şimdi Abraham'dan. Adeta bir fırtına öncesi sessizlik mi görüyoruz acaba? Arthur Abraham yakasında. Sağ ve sol kroşe denemeleri var. Yumruk zenginliği yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Sol direklerden kurtuldu Martin Murray. Midesine iniyor. Arthur Abraham bu maçı kazanırsam dedi. Kemer birleştirme mücadelesine gideceğim dedi. Ama önce Martin Murray'i yenmesi lazım. Yani kemer birleştirme ne demek? Bir federasyonun, dedik ya, dört büyük federasyon var. İşte federasyonlar arası iki şampiyonun karşı karşıya gelip kazanılan bir Türk kemerleri alıp gittiği maç. Abraham'dan seri direkler. Sarıldığı noktada kısa kroşelerle cezalandırdı açıkçası. Ama hakem bunu enseye darbe olarak değerlendirdi. İkaz etti Arthur Abraham'ı.
Sarılmaya başladı Arthur Abraham'a karşı Martin Murray. Daha sert yumruklar gelince bu yola başvuruyor İngiliz boksör. Bakın ekranlardaki bu İngiliz boksör Golovkin efsanesine en çok dayanabilmiş boksör olarak tarihe geçti. 11 round dayanabildi Golovkin'e. Bunu başarabilen bir boksör çıkmadı şu ana kadar. Arthur Abraham'la yapacağı maçın da kesinlikle 12 round süreceği konusunda birçok otorite hemfikir. 10 seconds. Stop at the bell. Bu tokmak sesi roundun bitmesine 10 saniye var demek. Sağlı solu direktler. İşte bu gong sesi de haydi köşeye demek. Heyecan sürüyor. TUI Arena'da 12 bin kişilik bu salonda 3. round için 1 dakikalık dinlenme. Burada sol direği aldığı anda anında kontrayı çıkarttı. Bakın bu sol direk ve sağ kroşe Arthur Abraham'ı geri getiren yumruklardı. Bu maçı kaybeden boksör büyük ihtimalle hayal kırıklığı içinde emekliye ayrılacak. Maçı kazanan boksör ise 2016'da dev maçlara çıkıp şöhretine şöhret katıp belki de banka hesaplarını birkaç milyon dolar arttıracak. Özellikle bir kemer birleştirme mücadelesi hayal ediyorum ki Arthur Abraham kazanırsa o maçlardan bir tanesi de tabii ki heyecanı artırabilir. Sağ sol direkler. Orada Karaciğer'e yöneldi. Arka arka İngiliz boksörden yumruklar. İplere doğru sıkıştırdı. Karaciğer'den de yokladı tekrar. Midesine uzanıyor İngiliz boksör. Üçüncü roundda fırtına gibi bir başlangıç atalı boksörden. Sağlı sollu kroşeler. Önünde tutuyor Arthur Abraham'ı. Abraham ama bunlardan pek etkilenmiş gibi görünmüyor. Abraham gardını ilk kez indirdi belki. İngiliz boksör üzerine gitti. Tuzağa düşürmeye çalışıyor Arthur Abraham Martin Murray'i. Sağlı sollu kroşeler verdi sadece. İşte bakın bunlardan bahsediyorum. Her an her şeyin olabileceği bir mücadelenin tam ortasındasınız. İki boksörün de baskı dolu temposu yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Almanya'nın Hannover kentinde mücadele devam ediyor. Abraham birkaç adım öne gitti. İkinci kez Almanya'da ringe çıkıyor. Felix Sturm'la yaptığı dünya şampiyonluk karşılaşması berabere bitti. Golovkin'le yaptığı çoklu dünya şampiyonluğu maçında 11. round'da kaybetti Martin Murray. Ve bakın şimdi de yine bir dünya şampiyonluk maçında ama bu kez süper orta sıkletti. Martin Murray köşeye doğru sıkıştı. Arthur Abraham bunu değerlendirebilecek mi? Kontra yumruk gelmemesi için hemen sarılıyor Martin Murray. Sol direk. Arka arka yumruklar. İngiliz sallandı gibi ama bir de belahtı vuruş var sanki. Protestolar var salonda. IBF'in şampiyonu James DeGale işte Abraham maçını büyük bir merakla izliyor olmalı. Callum Smith de bir diğer seçenek. Rocky Fielding'i knockout etmişti Callum Smith. Smith kardeşlerden bir tanesi. Bütün kardeşler zaten Smith kardeşler İngiltere'de hepsi boksör.
Neredeyse hepsi şampiyon. Martin Murray Abraham'ın bir kolunu kaptı bırakıyor. Maçı ciddi anlamda zorlaştırıyor. Orada Carly kardeşler ve Wilfried Zauland. Zauland kardeşler ve Wilfried Zauland orada ayağa kalkan isimlerdi. Bu gecenin patronları. İngilizler zaten hiç oturmuyor. Maçın başından beri. Bu sağ kroşe. Bakın bel altı vuruş buydu. Alman rejisör ekranlara böyle getirdi. Gerçekten de bel altı bir vuruş söz konusu. Deniz'de ve de arkadaydı ama nasıl gördü? Herhalde oradaki tartışma masa hakeminden de tüyo almış olabilir. Bu maç aynı zamanda orta sikletin iki faal efsanesi Gennady Golovkin ile Arthur Abraham'ı da karşılaştırmamıza yardımcı olacak. Nasıl diyeceksiniz? 2009'a kadar orta siklette 31 maçta 31 galibiyet alan Arthur Abraham'ın kariyeri Martin Murray ile karşılaşana kadar aynı şekilde 31 maçta 31 galibiyet olan Gennady Golovkin'in kariyerine benziyor. Keep it clean, both of you. Sol raket. Midesine uzandı Abraham. İstatistiklerde Martin Murray'nin vites yükseltiğini görüyoruz. %28'e %25. Ama benim görebildiğim Abraham yumruk kombinasyonuna girdiği zaman ne yapacağını şaşırıyor İngiliz boksör. Sarılmak zorunda kaldığı defalarca. Sağ direkt şimdi bir tane. Çok da net. Abraham sol direkt attı bekledi. Bir sol direkt daha. İtiyor rakibini bekledi. Sağ direkt. Midesine uzandı. Sol direktler devam ediyor. Acayip bir taktik savaş yaşanıyor. Taktiklerini maçın başından beri bozmadılar. Aparkatlara henüz yönelmediler. İngiliz iplere dayadı. Hemen koltuğunun altına sığınıverdi orada Martin Murray. İngiliz'den bir sağ yumruk çıktı ama hedefe tam ulaşmadı. Abraham. Sol direkt, sağ direkt. Seyirci ayağa kaldırdı bu yumruklar. Hemen yine koltuğunun altına giriyor. Hakemden uyarı gelmeye başlayacak artık. İngiliz boksör bu maçı kazanabilmek adına her yola başvuruyor. Sol direkt çok iyiydi Arthur Abraham'dan. Bir sol direkt daha geldi. Karaciğerini kolladı. İki kez o bölgeye darbe aldı Arthur Abraham. Sağ direkten de kaçıyor. Çok iyi bir eskimle Martin Murray. Sağ kroşe savurdu olmadı. Bir tane sağ direkt sonra midesine. İngiliz boksör maçı ortaya taşıdı tekrar. Geri adımlarla. Sol direktler. Yoklamaları çok iyi ama kombinasyona henüz giremedi. Şimdi kaçmaya başladı. İtti rakibine hakem bunu yapma dedi. Sağ direkt. Bu round da nihayetlendi artık. Seyirciler geri bir 3 dakika için daha iyi bir performans beklentisi olmaya girdiler. Das wird zu knapp. Hast du mich verstanden? Ja. Yani maç sanki dengede gidiyor sevgili izleyiciler. Die letzte Runde hat schon abgegeben. Jetzt liegt 3-1. Du musst ein bisschen mehr machen.
Bakın bu bölgede hemen topunun altına girdi. İşte Uli Bekler ekranlarda. 1942 doğumlu. 1942 doğumlu deyince aklıma Muhammed Ali gelir. Allah ona da uzun ömür versin. Sağlık durumu şu anda iyi. Muhammed Ali ile ilgili vefat etti haberleri bayağı bir ayyuka çıktı. Bu konuda da bilgi vermiş olalım bu şekilde. Yine iki boksör de karşılıklı direk yumruklarla mücadelenin bu rounduna başladılar. Göz açıp kapayıncaya kadar 5. rounda geldik. Sol direk. Kuraşa denemesi vardı orada. Aradan yine direk yumruk aldı İngiliz boksör. Ekranları başına yeni geçenler için belirtelim. Kırmızı şortuyla mavi eldivenleriyle İngiliz boksör Martin Murray. Diğer tarafta ise Ermeni asıllı Alman boksör Arthur Abraham. Dengeli bir mücadelenin içindeyiz. Ring etrafında tur atmaya başladı yine. Adeta Abraham'ın uydusu gibi etrafında dönüyor Martin Murray. Bu maç için Bernard Hopkins şunu söylemişti. Kesinlikle Arthur Abraham kazansın. O maçın sonrasında da benim jübile maçımı yapsın dedi. Cotto Alvarez maçı olmasaydı ben Almanya'ya gidip o maçı izleyecektim dedi. Martin Murray karaciğerine yöneldi tekrar. Ama orada iyi kapatmıştı Arthur Abraham. Köşeye doğru sıkıştırma çabasında. Arthur Abraham mideye, karnına iyi çalıştı ama iş çeneye kroşelere gelince Martin Murray orada iyi bir eskimle kurtuldu rakibinden. Çok iyi bir sağ direk İngiliz boksörden. Sol direk Abraham karşılığını vermek istedi. Adım adım gidiyor yine. Sol direkte püskürttü. Sarılmasına izin vermedi Abraham. Bir sol direk daha. Maçın kaderinin değişebileceği rauntlar genelde 6-7 oralarda Abraham coşar. Ama bakalım bu maçta yapabilecek mi bunu? Son 7 maçında sadece en son yaptığı maçı nakavtla kazandı Arthur Abraham. Öyle hiç acelesi yok. Abraham iplere dayadı kendisini. Sola parkat yedi. Sol koşeler yine. Karaciğerine çalıştı ama Arthur Abraham bunu çok iyi yapıyor. George Berosvili'ydi. Karaciğerden yatırmayı başarmıştı. Maçlarında genelde oyun planını buna yönelik kurar Martin Murray. Bu maçta da bunun esintilerini görüyoruz ama iyi bir sol koşa geldi Arthur Abraham'dan. Ardından da bir sol direk. Mücadele gerçekten de karşılıklı oyun bozmalarla taktik planları ezip geçmekle meşgul her iki boksör de. Abraham gardını ve gövdesini çok iyi koruyor. Savunmaya çok ağırlık veriyor. Geçen adil oyun programında Rıdvan Dinmen'i dinlemiştim. Ona bir soru sordular. Halı sahada nasıl oynarsak kazanırız diye. O da şunu söylemişti. 4 tane çok iyi savunma. Ortada da 2 tane pırpır. Maçı kazanırsınız demişti. Boksta da şunu söyleyebiliriz. Çok iyi savunma sizi her zaman maçta ayakta tutar. Altıncı round. WBO'da süper orta sikte dünya şampiyonluk karşılaşması devam ediyor. Abraham daha rahat hareketlerle. Bakın gardı biraz daha aşağıya düştü. Derken İngiliz'den bir yumruk aldı.
Çok iyi back stepleri, yani geri adımları var Martin Murray'nin. O kroşe yumruklarına yakalanmıyor Arthur Abraham'ın. Yani bana bir boksör söyleyin, böyle gözü kapalı, her boksörle ringe çıkabilme arzusunda olan, işte Martin Murray ekranlarda. Bu yıl daha Golovkin'de yeni maç yaptı. Düşünün. Hemen arkasından korkusuz bir şekilde Abraham'ın karşısına çıkıyor. Üçüncü kez dünya şampiyonluk maçında Martin Murray. Bence bu artık son şans olabilir. Bunun da bilinci içinde İngiliz boksör. Kapandı. Sol direk attı. Sağlı sollu direkler. Bakın mükemmel bir sağ direk geldi ama yıkamadı. Martin Murray bakalım aldığı bu yumruğun hesabını sorabilecek mi? Sağ direkle yokladı Arthur Abraham'ı. Bakın yine sağ dirseğiyle çok iyi kolluyor o bölgeyi Arthur Abraham. Sol direk, iki tane arka arkaya. Sol koşe. Tehlikeli sularda yüzmeye başladı Martin Murray. Gardını tamamen indirdi. Muhammed Ali'den esintiler Martin Murray'de ama sadece esintiler. Sol direk. Acaba biraz da şunu düşünmeye başladım. Bu kadar kollarını indirmesi bir taktik mi? Yoksa yavaş yavaş gardı düşmeye mi başladı? Daha bu rahatlarda olmaz. Yumruk kombinasyonuna girmek için her şeyi denedi Martin Murray. Ve bir tane sağ kroşe vurmayı başardı. Arkasını getiremedi. Sol direk uzattı. Abraham şimdi ikili yumruk serisi. Hemen İngiliz'den de karşılık. Dedim ya 6-7. Round'lardan sonra oyunun şekli, şemali, her şey değişebilir. Futbol tabiriyle devre arası. Tabii ki 6. round'u geride bıraktık. 12 round'luk maçın tam ortasındayız. Dinlenme dakikaları her round için 1 dakika. Bakın bu sağ direk iplerin o bölgede çok sersemletti ama yıkmaya yetmedi. ...2003'te başladı profesyonel kariyerine Arthur Abraham. Yayının başında da söylemiştim, Mike Tyson'ı izlediği bir maçın ardından boksör olmaya karar vermişti. Gençliğinde Arthur Abraham bisiklet sporcusuydu. Burada söylemekte yarar var. Beni Esteves mücadelenin hakemi. 7. round. Benjamin Esteves ama Beni Esteves şeklinde çağrılıyor ringlere. Amerikalı hakem. 3 masa hakemi, yani puanlama yapan masa hakemleri ve ring hakemi hepsi Amerika'dan. Alman ve İngiliz hakemlere izin verilmedi bu maçta. Boksta genelde dünya şampiyonluk maçı bile olsa Alman boksörü, Alman masa hakemi değerlendirebilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama bu maç için özel kurallar tayin edildi. Sol direk. Bir sol direk daha. Arthur Abraham bekliyor rakibi üzerine. İki boksör de, özellikle Arthur Abraham, maça başladıkları savunmayla devam etmiyorlar. İki ayrı siklete dünya şampiyonluğu yaşadı Arthur Abraham. Sol direk. Ama 2010-2011 Arthur Abraham için kabus gibi geçmişti.
yenilgilerini orada aldı. Yine Avrah'ın koltuğunun altına girdi. Hakeme şikayet ediyor. Seyirciyle hemen baskı kurdu. Puan silsin diye. Ciddi bir uyarıydı bana göre. Buradan sonrası artık puan düşmeye gidebilir. Avrah'ın yine kapandı, bekledi. Sol direk attı. Sarılmasına izin vermiyor bu dakikalarda. Sağ direk çok iyiydi. Ulibekler köşeden devam et diye devam ettirmiyor musun? Vurdu kombinasyonlarını diye kızıyor. Avrah'ın sazı eline almaya başladı. Sol direk attı. Geri kaçtı hemen. Arthur Avrah'ın. Kapalı vaziyette bekliyor. Şimdi İngiliz boksörden baskı var. Ve hiç de fena bir baskı değildi bu. Avrah'ın da karşılık verdi. Cevabı gecikmedi Ermeni boksörün. Hemen sokuldu. Meşhur sol kroşesini vurdu. Sağ direk, sol direk. Bir tane daha geldi. Martin Murray neredeyse yıkılıyordu. Ama fazla da gaza gelip temposunu yitirmedi. Arthur Avrah'ın bakın bu ana saklamış meğerse. Hakem ayrıldığı anda işte bakın orada Wilfried Zauland adeta ok gibi yerinden fırladı. Sir artık puanları demeye başladı. Bana göre maçın en güzel roundu. Kalli Zauland ekranlardaki promotör. Babaları çok çok uzun zamandır, 30-35 yıldır organizasyonlar düzenliyor. Dünyanın dört bir yanında. İşte bakın bu sol direk. Heyecanla beklediğimiz slow motionlar, yavaşlatılmış gösterimler ekranlarda. Bakın bu sağ direk gerçekten bayağı bir afallattı İngiliz boksör Martin Murray'i. Sekizinci round başlıyor. Oliver Harrison antrenörlüğünü yapıyor. Martin Murray'nin. Aynı anda atılan sol direkler. Bir sol direk daha geliyor. Maç kızıştı. Buradan sonra daha farklı şeyler olabilir. Sol kroşe arka arka iki tane. Martin Murray 3-4. Maça bakın maça. %24, %22. Bir Martin Murray öne geçiyor. Bir Avrah'ın. Çok dengeli bir mücadele. Maç bir o tarafa, bir bu tarafa gidiyor. Tabii ekranların olsa alt köşesine gelen istatistiki bilgiler hakemlerin verdiği puanlama değil. Gayri resmi. Ama otoritelerin vermiş olduğu istatistikler bunlar. Sol direkler. Bir sol direk daha. Ama bunlar yoklama niteliğinde. Şimdi daha fazlasını gördük. İngiliz boksör 8. round'da bunları yapabilir mi diye düşünüyorduk. Çünkü daha önceki round'da Arthur Avrah'ın mükemmel bir performans çizmişti. Arthur Avrah'ın 1980 doğumlu, 35 yaşında. 1982 doğumlu Martin Murray. Şimdi Arthur Avrah'ın sarılmak zorunda kaldı. Martin Murray peşine düştü. Galiba işin seyri değişiyor. Aklıma Robert Stiglitz maçı geldi. 2013'teki o maçta
Abraham geri dönememişti köşesinden. Martin Murray tempo yaptı. İplere dayadı. O bölgede arka arkaya attığı yumruklarla yeni bir şeyler yapıyor. Farklı bir şeyler yapıyor. Şimdi Abraham da aynı yumruklarla karşılık verince heyecan tavan yaptı. Sadrek sol uzattı, vuramadı Artur Abraham. Hakem araya girmek için fırsat bekledi. 7. round, 8. round. Gerçekten bize muhteşem 6 dakika yaşattı. Son 7 maçında 7 galibiyet aldı ekranlardaki Artur Abraham. Geçtiğimiz Temmuz ayında ezeli rakibi Robert Stiglitz'i nakavt ederek büyük sükse yaptı. Hani dedim ya, aklıma bir anda Robert Stiglitz maçı geldi, köşesinden dönemedi. Dedim ya, işte mağlup olduğu rakibini en son maçında nakavt etmeyi başarmıştı Artur Abraham. Bu maç için Artur Abraham 2005'te dünya şampiyonu olup ilk hayalimi gerçekleştirdim. 2009'da süper orta siklete geçip iki farklı siklette dünya şampiyonluğu yaşadım. Kariyerimin sonundaki hedefimse bu maçı kazandıktan sonra süper orta sikletteki bütün kemerleri birleştirerek dünyanın en büyüğü olmak dedi. Bakın Martin Murray'nin attığı bu sağ kroşe biraz daha sert olsa bu hayalleri belki de ringe gömülecekti Artur Abraham'ın. Tabii kemer birleştirme maçı yapmazsa bana göre George Groves'u rakip alabilir. Sağ sol direkler. Çünkü yani istemekle olmuyor o kemer birleştirme mücadeleleri. Yani planları tutmazsa demek istediğim George Groves'la yapabilir. Abraham kapalı vaziyette yine midesine bir iki darbe aldı. Sağ direkt sert. Martin Murray klas bir maç çıkartıyor. Yani ben Martin Murray'nin yaklaşık 4-5 tane maçını anlattım. En iyilerinden bir tanesi. Sağ direkt çok iyi. Artur Abraham'dan yüzünde bir gülümseme oluştu. Martin Murray'de ama bu acı bir gülümseme oldu. Bir sol direkt daha aldı. Abraham köşede. Arka arka yumruklar yiyor. Sol ve sağ direkt. Bir sol direkt daha. Arka arkaya direktler devam ediyor. Artur Abraham tempo kazandırdı. Şimdi yumruk kombinasyonuna girdi. 1 dakika 20 saniyelik bir zaman dilimi 9. raundun bitmesine. Martin Murray'den yumruk kombinasyonları nihayet maçın başından beri bir aparkat gördük. İki boksör de aparkatlara pek gitmiyor. Ya tamam ya devam mücadelesi her iki boksör içinde. Sadrek Almanya'da Hannover şehrinde Tui Arena'da yaklaşık 7500 seyirci önünde heyecan 9. round'da. WBO'nun Dünya Boks Organizasyonu'nun World Boxing Organization şeklinde geçiyor. Tam açılımı böyle. Dünyanın 4 büyük federasyonundan bir tanesi. İşte o federasyonda süper orta siklette dünya şampiyonluk maçı. Sol aparkat. Sol direk. Arka arkaya direkler. Nefis yumruklar. 76 kiloya tekabül ediyor. Aşağı yukarı. Sol direk. Dokuz round geride kaldı. 10, 11, 12.
rebounds to come. Gerçekten. Yeah. Finale doğru geldik. Like daha ilk rauntta şunu söylemiştim. Otoriteler bu maçın 12 round süreceğini tahmin ediyor diye. Yavaş yavaş oraya doğru sürükleniyor Tersaçma. Ama her şey bir yumruğa bakar. Bir anda iki boksörden bir tanesini tut tut bir yerde görme durumu her an karşılık olabilir. Orada bir şey dikkatinizi çekti mi? Lütfen dişliğimi takabilir misin diye rica etti. Bu atmosferde bile. Gentlemanların sporu, olimpiyat sporu boksa hoş geldiniz. Onuncu round başladı, 10 saniye geride kaldı. Martin Murray yine direklerle rakibini yanına çekmeye çalışıyor. Hata yapmaya zorluyor Arthur Abraham'ı. Ama bu şekilde Almanya'da Arthur Abraham'dan kemeri alabilmesi çok zor bir arkadaş. Gerçekten zor. Sadrek. Şimdi o bölgede sıkıştı Arthur Abraham. Sadrek. Yani bunu en iyi bilenlerden bir tanesi Martin Murray. Ayağa kaydı bu arada. Gardını dövdü. Çok fazla bir şey yok. Sol direkt. Sağ direkt bu sert ve isabetliydi. Soluyla uzattı. Yine gardta kalan bir yumruk. Kroşeler devam ediyor. Sol direğini önde tuttu. Martin Murray savunmaya çekilen rakibinin üzerine gitmeye çalışıyor. Uppercut geldi. Yüzünü sıyırdı geçti İngiliz boksörün. Sadrek. Bir sol kroşe. Arkasından ikinci sol kroşe. Martin Murray yine gardını düşürdü. Profesyonel boksta garda gelen yumruklar tabii ki puan değeri pek fazla yok. Yine kural dışı bir vuruş var. Benjamin Esteves sarı kart göstermemekte ısrarlı diyebiliriz başka bir tabirle. Sağ kroşe. Abraham yine tank gibi saldıran rakibi karşısında yine kapalı vaziyette. Ama çok iyi bir kombinasyondu bu. Aradan bir tanesi isabet etse çok değerli olabilirdi oyunluklar. Abraham şimdi bir köşeden bir diğer köşeye rakibini gönderirken bakın Wilfried Sauerland çıldırdı adeta. Soldrek. Bunlar tutmadı. Bir Soldrek'ten daha kaçıyor Martin Murray. Hani bilemiyorum bu kadar hakem uyarısı, seyirci baskısı Martin Murray'den bir puan silmeye yetmedi şu ana kadar. Wenn du jetzt noch eine Welle hast, hast du ganz wenig Chancen. Der fängt an zu laufen. Hau doch rein einfach, Junge. Komm, Arthur, sei ein Kerl jetzt, Mensch. Wir haben doch schon ganz andere Sachen gelöst. Uli Wegner de antrenörü. Abi, amatör boksta 166 maç yaptı. 150 madalya aldı öğrencileri bugüne kadar amatörde. Gilberto Ramirez de bu maçın galibiyle ringe çıkmak istediğini açıkladı. Yenilgisiz Meksikalı boksör.
Ya dünyanın gözü kulağı bu maçta diyebiliriz. Almanya, İngiltere, Rusya, Avrupa'nın boks konusunda söylüyorum medarı iftarı. Çok iyi organizasyonlar yapıyorlar. Amerika, Kanada, Güney Afrika, bu ülkelerde de Japonya çok büyük organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Gardına darbeler. Karaciğer'e yöneldi. Aparkat sol kroşe. Arkasından devamı geldi. Abraham ciddi yumruklar aldı. Maçın başından bu yana en ciddi yumruklardan bir seri diyebiliriz bunun için. Koltuğunun altına girdi kaldı Martin Murray. Sağ kroşe geldi. Senden etti İngiliz'i. Ve en sonunda hakem puan sildi. Bu 11. raunda tekabül etti. Golovkin maçında da 11. raunda kaybetmişti Martin Murray. Mideye sol direk attı. Bakalım bir yaralı aslana dönüşebilecek mi Martin Murray? Hani vardır ya kaybedecek bir şey olmayan, tehlikeli olur. Buradan sonra çok zor. Yine kardına attığı darbeler. Almanya'da tarihi mücadelede dünya şampiyonluk maçında tabii tarihi mücadele Martin Murray için söyleyebiliriz bunu. Arthur Abraham bu unvan korumaları alışık ve bir sağ kroşe yıkılmadı. Ama seyirciyi ayağa kaldırdı bu yumruk. İngilizleri oturtturdu. Almanları bir anda havaya fırlattı. Sol direk. Abraham sağ kroşe. 11. roundlarda Martin Murray'e bir şeyler oluyor. Sol direk çeneye. Son 3 maçını knockout'la kazanan Martin Murray 11. round'da neredeyse knockout oluyordu. Arthur Abraham 357 round maç yaptı bu karşılaşmaya çıkmadan önce. Knockout oranı %62 idi. Martin Murray ise profesyonel kariyerinde 200 round maç yaptı. Yani şu anda 211. roundu geride bırakmış oluyor. %43'lük knockout oranıyla İngiliz boksör. Bakın bu sağlı sollu kroşeler. Çok iyi bir round geride bırakmıştı halbuki. O yumruğu yiyene kadar. Hani maçtasının bir sözü vardır ya. Herkesin bir planı vardır. Ama benim yumruğumu çenesine yiyene kadar. Maçtasının meşhur sözü. On ikinci round, son round, final roundu. Bir başka de işte final round başladı. WBO'da süper orta siklet dünya şampiyonluk maçında son dakikalar, artık maç bitiyor. Telafisi yok. Her şey bu roundun sonunda belli olacak. Sol direkler. Abraham'dan sağ. Sol koşa düzeltiyorum. Midesine çalıştı, sonra çeneye doğru çıkmaya çalıştı Martin Murray. Köşeye sıkıştırdı. Arka arkaya yumruklar. Abraham o bölgede ciddi bir baskıya maruz kaldı ama adeta kale gibi korudu kendisini. Çok iyi kapandı. Enseye gelen bir yumruk var. Martin Murray.
Sol direkten kaçıyor. Bir sol direk aldı. Tam isabet bir yumruk. Arkasından devamı giriyor. Arthur Abraham'dan. Abraham yumruk kombinasyonları denedi. Eğer onu Kim Chun Hout'a Martin Murray'i nakavt ederse var ya, acayip bir süsleme yapmış olacak bu unvan koruma mücadelesine. Sağlı sollu kroşeler devam ediyor. Sol direk attı. Arthur Abraham başka tarafa doğru gitmeye başladı. Profesyonelce mücadelesini sürdürüyor. Tabiri caizse hiçbir şekilde disiplin kaybı yaşamadı maç içinde. Arthur Abraham 6. raundun başı hariç. Yine sol direk attı, bekledi. Sağ direk yüzünü sıyırdı, geçti. Arkasından bir sağ kroşe vardı ki bu da yıkmaya yetmedi İngiliz boksörü. Beni Esteves pür dikkat izliyor. Ama bazen boksörlerin hep arkasında kalıyor. Bu yüzden de araya girmekte zaman zaman sıkıntı çekti maçın hakemi Beni Esteves. Maç bitti, bitecek sevgili izleyiciler. Son saniyeler. Dünya şampiyonluk maçı bitmek üzere. Hakem tekrar devam edin dedi. Martin Murray son anda bir şeyler yapabilir mi? Orada Arthur Abraham arka arkaya attığı yumruklarla yine salladı rakibini. Saniyeler var, maç bitiyor. Ve zil çaldı, mücadele bitti. 12 round sonlandı. Bakalım kim kazandı? Hakemler Amerikalı. Almanya'da pek görülmez böyle bir olay. Bütün hakemler Amerikalı. Abraham mı yoksa İngiliz Martin Murray mi? İki tarafta da yüzler gülüyor. Dudağında bir patlama. Arthur Abraham'ın maçın sonunda işte centilmence görüntüler. Kararı bekliyoruz. Puan hakemleri, işte WBO Federasyonu'nun yetkilileri iki boksörü de sorguluyorlar. Yani maçın sonunda bu yapılır. Ve enteresan sorular sorulurlar, sorarlar. Bakalım durumları nasıl diye. Kaç çocuğun var? Hangi şehirde yaşıyorsun? Bu gibi sorular sorulur. Can. 2-1. Judge Rose Lassend. Scores about 115-112 Abraham. 115-112 Abraham'a vermiş bir hakem. Judge Paul Jerome Yakubko scores a fight 112-115 Murray. Bir hakem de 112-115 Martin Murray'e verdi. Judge Clark Sammartino scores a fight 116-111 in favor of and still that WBO super middleweight champion of the world, King Arthur Abraham. Şimdi Martin Murray'nin köşesi gelsin de 11. round'daki puan silmeye yanmasın. Arthur Abraham şampiyonluğunu koruyor.